Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda arama işlemi Flutter'da nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben biraz tasarım olarak hazırladım uygulamayı. Şöyle bir uygulama var. 6 tane veri var burada. Bunlar da API'den geliyor bu arada. Yeniden başlattığım zaman anlarsınız zaten. API fonksiyonumu falan yazdım. Konu bu olmadığı için bunları direkt tasarım yaptım. Tasarımda oyalanmamamız için. Burada API fonksiyonlarını hallettim. Çağırıyor verileri. Liste var. Listeme atıyorum verileri. Şimdi burada arama fonksiyonu nasıl yapılır? Onu beraber yapacağız ilk başta. Şimdi benim burada verilerimi gösterdiğim fonksiyon şöyle bir liste. People model data içeren bir listem var. Ben aşağıda şurada listemin içerisinde list view builder'la bu listeyi gösteriyorum. Şimdi arama fonksiyonu için burada bir tane daha liste oluşturmamız gerekiyor. Aynı türden bir liste. Ondan sonra arayacağımız değişkeni bunun içine atacağız. Ve burada göstereceğimiz veriler o veriler olacak. Şimdi tasarım şöyle. Şuradaki arama butonuna basılınca burada text field'ımız açılıyor. Fokuslu bir şekilde. Ondan sonra bir şeyler yazıyoruz işte buraya. Ondan sonra basıyoruz. Tekrar kapanıyor. Aramaya böyle bir şeyler yazdık. Yazdığımız zaman direkt aramaya başlaması gerekiyor. Ekstradan bir butona basmayacağız yani. Hatta şunu şöyle yapayım. Aynen. Böyle daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar uygulamaya başlayalım. Şöyle bir fonksiyon yazmamız gerekiyor. Arama fonksiyonu. Search function dedim. Ondan sonra içerisine girdim. Şurada hatta şeyi kapatayım ben. Kitap Copilot'u kapatayım. Şimdi arkadaşlar burası bizden bir tane şey istemesi lazım. String istemesi lazım. Bu string'e göre arayacağız. String value dedim. Bu value üzerinde işlemlerimizi yapacağız. Şimdi diyeceğiz ki ilk başta people listin içerisinde dolaşmamız gerekiyor for ile. Dolaştık. Şimdi buradaki element, hatta şunun da ismini people diye ayarlayayım. Şimdi buradaki people içerisindeki her bir değişkene eşit oluyor şuradakilere. Burada diyeceğiz ki ilk başta if people nokta isme göre aramak istiyorum örneğin. People nokta first name. Nokta. Stringlerde şöyle bir fonksiyon var arkadaşlar. Contains diye bir fonksiyon var. Bu fonksiyon ne işe yarıyor? Eğer içerisinde verdiğiniz değer bunun içerisinde varsa true değer dönüyor. Yoksa false değer dönüyor. Öyle bir fonksiyonumuz var. Şuraya şunları ayarlayayım. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Sıkıntı olmuyordur umarım. Şöyle bunun içini açtım. Şimdi burada aldığımız string değeri bunun içine atacağız. Yani buradan gelen değer bizim listemizin içinde var mı yok mu? Önce bir onu kontrol edeceğiz. Value dedim. Ne diyor function? Declarated ne dediğini anlayamadım. Şu an named function expression. Ha, pardon, şuradan bir parantezi silmişim. Pardon, gözümden kaçtı. Buradaki aşamada bizim verimiz varsa bize true dönecek. Ondan sonra hangi aradığımız insan varsa artık onu biliyoruz. Bunu şuradaki search listimize atmamız gerekiyor. Arama sonucunda ortaya çıkardığımız listemize atmamız gerekiyor. Search list.add dedim. Buradaki people'ı bunun içine atmam gerekiyor. Tamamdır, attım. Şu altta da set state diyeyim. Şöyle de düzenlediğimiz zaman artık sorun olmuyor. Şimdi bunu nerede kullanacağız biz? Şurada şeyin onChange metodunda kullanacağız. Arama işleminin onChange metodunda kullanacağız. Bunu bir sildim. Şimdi text field'ıma geldim. Burada onChange diye bir metodu var.
Bu bize şey dönüyor. Bir tane string içeren fonksiyon dönüyor. Bu string değeri yazılan her karakter. Önce şunu şöyle bir gösterelim isterseniz. Value dedim. Print ile. Hatta yeni bir şey öğrenmiş olduk geçen gün. Onu göstereyim. Log'la da aynı şeyi yazdırabiliyorduk bu arada. Şöyle bir tekrardan çalıştırayım uygulamamı. Yazdım. Mesela ben yazdım. Sana bir şey değil. OnChange metodunun çıktısını anladınız diye umuyorum. Yazılan karakteri her karakterde şey yapıyor. İşlem görüyor yani. Şimdi buradaki fonksiyona biz yukarıdaki tanımladığımız fonksiyonu vereceğiz. Bu value değeri oraya değer olarak gidecek. İsmi neydi fonksiyonumuzun? Search fonksiyon. Bunun içine value'yu attık. Şimdi attığımız zaman tekrardan bir çalıştıralım. Byron diyor mesela. Hatta önce şunun altına bir de şey yazalım. Searchlist.length yazdıralım. Ki değişikliği görebilirim. İçine atıyor mu atmıyor mu? Bir tanesini attı gördüğünüz bir oldu artık şeyin değişkeni değeri. Listemizi atıyor tamamdır. Burada bir problem yok. Şimdi arkadaşlar burada list ve builder'ın içerisinde tekrardan bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Ben ne yaptım? Şu arada item dedim eşittir people'ın indeksindeki değer. Buradaki değerleri gösterirken de item.first name işte item.last name gibisinden. Şimdi şurada şöyle diyeceğim arkadaşlar. İlk önce şu item count bölümünü ayarlayalım. Search list.length büyükse sıfırdan yani içerisinde artık bir eleman varsa search list.length kadar olsun boyutu. Ha yoksa people listim kadar olsun boyutu dedim. Burada böyle bir kontrol yaptım. Yine aynı şekilde bu kontrolü şeyde de yapmam gerekiyor. Şuradaki item değişkenine atadığım değer içinde de yapmam gerekiyor. Şunun aynısını kopyalayayım ben şöyle. Şunu bir sildim. Büyükse bunun indeksindeki değer gidecek. Şuraya ünlememle bırakayım. Büyük değilse de bunun indeksindeki değer gidecek. Tekrardan bir çalıştıralım. Byron'u gördük. Şimdi burada nasıl bir sıkıntı var? Her yazmama yeniden atıyor. Yeniden atıyor liste içerisine. O sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor. Şunu bir tekrardan kapatayım. Tekrardan çalıştırayım. Şimdi burada şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar bir de. Mesela burada büyük küçük harf duyarlı onu düzeltmemiz gerekiyor. Boşlukları düzeltmemiz gerekiyor. Boşluk kontrolünü yapmamız gerekiyor. Şimdi burada contains dedik. Buradaki içindeki değeri first name nokta bir de to lower case diyeceğiz. Yani bunların tamamını küçük harfe dönüştürüyor. Ondan sonra bir de nokta trim dersek başındaki sonundaki boşlukları siliyor. Aynı işlemleri value'nun içerisinde de uygulayacağız. Şimdi şöyle kopyalayayım. Buraya yapıştırdım. Artık küçük harfle de yazsam olmaya başlayacak. Aynen. Şimdi burada bir sıkıntı olmadı. Tamamdır. Şimdi şurada şöyle de bir sıkıntı var. Artık biz bunu iki karakter yazdıktan sonra üçüncü karakterde aramaya başlamasını sağlayalım. Şurayı sileyim şöyle ben. Şunu sildim. If dedim. Value nokta length büyükse 2'den artık aramaya başlasın. Yani ilk iki karakter değil, üçüncü karaktere bastığımız zaman artık arama işlemine başlayacak.
R'ye bastığım zaman aynen aradı arama işlemini. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Onun için burada ne yapabiliriz? Ya onSubmit yani arama çubuğuna tıkladığı zaman ya da şuradaki bittiye tıkladığı zaman arama yaptırabiliriz. Onun için şöyle Jupyter Notes Field'ın Keyword Type diye bir özelliğinin olması gerekiyor. Keyword Type aynı. Text input type nokta search. Search yok mu? Bu pardon. Keyword type değildi. Şuradan özelliklerine tekrardan bakayım. Text input action. Aynı. Action nokta search. Aynen. Bu kez search dedim. Alttaki arama çubuğunun şeyi ara diye değişti. Buna bastığımızda arama işlemi yapılacak. Onun için artık on change'de değil de on submit diye bir parametresi var. Yine bu da aynı parametreleri alıyor. Yani aynı şekilde çalışıyor. Sadece on change'den farkı on submit şuradaki arama butonuna bastığımız zaman çalışmaya başlıyor artık. Onun için şunun içerisindekileri ben şöyle bir keseyim. Bunu da yapıştırayım. On change yöntemini silebiliriz artık. Şimdi artık burada şöyle bir kontrol yapmamıza gerek yok aslında. Şunu bir şöyle sildim. Şunu da şöyle sildim. Tamamdır. Tekrardan bir çalıştırayım. Artık top dedim mesela. Şuradaki otomatik düzelttiği için sorun oldu. Ara dedim. Top yazı getirdi. Sonra şuradaki çarpı bastığımız zaman tekrardan bu liste silmesi gerekiyor. İçini boşaltması gerekiyor. Onun için şuradaki clear diye bir listem var. Bu listemin içine diyeceğim ki search list nokta clear. Yani buradaki çarpıya bastığım zaman o listenin içini temizle. Tekrardan çalıştırdım. Link diye yazdım. Boşluk var bu arada. O trim metodu artık boşluğu temizleyecek. Linse'yi getirdi. Şimdi çarpıya bastım. Tekrardan eski listeme döndü. Arama işlemi böyle arkadaşlar. Bu kodları GitHub'a atacağım. Kullanmak isterseniz mantığı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. İş şurada bitiyor. To lowercase, trim, contains. Asıl işi yapan fonksiyonumuz contains. İçine verdiğimiz değer alttaki text field'daki değere eşit oluyor. İsterseniz böyle onSubmit metoduyla da yapmayabilirsiniz. Buna bir tane controller verirsiniz. İşte text editing controller. Bunu tabi burada böyle vermeyeceksiniz. Hemen onu da göstereyim. Zaten bu videoyu izliyorsanız muhtemelen onları ayarlamayı anlamışsınızdır da. Şöyle yapayım. Search. Search controller eşittir dedim. Text editing controller. Artık bu search controller'ı buraya verdim. Arama işlemini bu şeye değere göre değil de artık search controller nokta text'e göre yapacak. Tekrardan çalıştırayım. Şu fonksiyonu silelim isterseniz. Yok, bu fonksiyonu silmemize gerek yok aslında. Aynen. Yine oradaki şey çalışacak çünkü değer çalışacak. Ama artık buradaki value'yu vermemize gerek yok. Yani artık burada onSubmit'ten alınan value'ye göre işlem yapmayacak aslında. Tekrardan bu kez de George'u arayalım. Yine yanlış çeviri. Yine Michael'ı da getirdi. Michelle'miş pardon. Michael dedik kadına. Durum böyle arkadaşlar. Kodları dediğim gibi GitHub'da bulabilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz konu olursa yorumlarda belirtin. Ona göre videolarımı çekmeye devam ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.